Bunları böyle mesafesine göre diziyoruz. Varyogram tekniği onu gerektiriyor. Yani tribün numaralarına göre değil de bakın zaten burada şey gidiyor. Burada tesadüfen tutmuş ama diğerlerini tutmadığını görürsün. Özellikle Söke'deki 15 tribünde karman çorman. Bunları mesafelerine göre izliyorum. Sonra karşılık gelen rüzgar şiddetlerini yaptım. Sonra varyogram sürecine geçtim. Varyogram formüllerinde şeyde zaten vermiştim aslında burada. Yani evet. Şimdi malum seçtiğim nokta en ya. Mesafe en eksi 1 olacak çünkü malum. 15 türbin varsa 14 tane mesafe olacak. Bunları koydum o az evvel gösterdiğim. Bunları büyükten küçüğe doğru sıraladım. Sonra seçilen referans noktada diğer nokta arasındaki değerlerin farklarının karelerinin ardışık toplamlarının alınması. Ve sonra her değerinde yarıya bölünmesi gerekiyor. Yarı varyogram olduğu için. Şimdi şu ilk bulduğum varyogram sonraki yarıya böldüm. Yarı varyogram dedi. Sonra her bir değerin noktanın geldiği mesafeye x'i şeyi işaretledim. Birazdan grafiklerini göstereceğim. Daha sonra bunları ben bilimsiz hale getirdim. Çünkü şundan ki incelediğim bütün de değişkenler yani rüzgar şiddeti, üretim birbirine çok böyle aralarında ciddi farklar olan değerler. Mesela birisi milyon kilowatt saat üretiyor malum. Biri 3-7 metreküp saniye diyor. Bunları standart hale getirmek için malum maksimum değerine böldüm. Ahmet Duran Şahin Hoca öyle şey yaptık, karar verdik. Zaten İTÜ'de de hep öyle. Standart hale getirdik. Standart halde de birden büyük bir değer zaten olması mümkün değil. Onları da koydum. Ondan sonra bunları birden çıkarttım. Standartlaştırılmış o değerleri. Objektif analiz kriteri denilen modeli uyguladım. Bunları da birden çıkarttım ve standart alan bağımlılık fonksiyonu diye bir şey buldum. Birazdan şeyden onu göstereceğim. Burada bu anlattıklarımın biraz daha formülasyonu. Kusura bakmayın bunlar şey çıkmış. Evet. Şimdi şunları şu mesafeleri de ya özellikle şu mesafelerle şunları şey yapabilmek için tam kıyaslayabilmek için hepsini sonuçta mesafeye göre inceledim. Yani o bütün o değişkenleri ve mesafe hepsinde oldu o yüzden. Fakat aralarında çok büyük fark olduğu için ölçeksel farklar onları o yüzden standart hale getirdim. Ondan sonra da objektif analiz katsayısına dönüştürdüm ve alan bağımlılık katsayısı buldum her birisi için. Şimdi uygulama alanı bir dedim Amasya'nın Erzifon'da bir santral, İstanbul Silivri'de Bandırma Edincik, Balıkesir Bandırma Edincik'te ve de Söke'de. Toplamda zannediyorum 50'ye yakın rüzgar türbini vardı. Bu 4 yıllık veri ve 10'ar dakika ortalamayla yani kaliteli bir veri. Bir de tabi bunlar işletme verisi hocam. Normalde pek de bulunmaz bunlar. Yani çünkü özellikle vibrasyon ve jeneratör sıcaklığı verilerini türbin üreticilere pek vermek istemezler. Özellikle vibrasyon verisi sıkıntılıdır çünkü hani türbinin şey açısından. Repasyonu ve de bir arıza marza durumu açısından. Normalde üretimle rüzgar hızı verileri bulunur ama ben de işte diğerlerini bu sektörel bağlantılarla güç de olsa bulduk. Güç bela. Sonra ben o standart değerleri buldum. Ondan sonra toplam alan katsayısı diye bir şey hesapladık. Onu da toplam alan katsayısı, saha bağımlılık katsayısı ve de saha etki katsayısı diye 3 tane yeni şey bulduk. Bu biraz da şeyin aslında bizim getirdiği yeniliklerden birisi. Şimdi Ahmet Hoca ile şunu dedik. Tamam biz bunları standart hale getirdik. Bu verileri bulduk. Aslında şeyleri bulduk. Her bir parametrenin mesafenin nasıl değiştiğini ben gördüm. Fakat ben hoca ile şunu dedik sonra yapalım. Biz saha bağımlı katsayısı diye bir şey şöyle şurada. Burada şunu yaptık. Az evvelki matematiksel formülasyonun bu da açıklaması aslında bu. Şimdi daha önceden ben her bir türbin için bulduğum şu alan bağımlı katsayılarını yani rüzgar şiddeti, sıcaklık, üretim, vibrasyon değerlerine bir şeye koydum. Excel'de, şeyde. Sonra
Bütün bunlardan T1'in alan bağımlılığı diye bir şey hesapladık. Bu alan bağımlılığı da şudur. Şu bütün sahadaki alan bağımlılığı katsayılarını topladık. Her bir şey için tabii. Aslında bu her bir aslında türbin var. T1, T2, T3, T şey diye. Her bir rüzgar türbini için şu gördüğünüz saha bağımlı katsayılarını topladık. İncelediğimiz parametrelerin belli bir değer bulduk. O saha bağımlı katsayısını da tuttuk sonra. Şimdi rüzgar şiddeti değişkenini incelerken onu çıkarttık. Yani ben örneğin bir numara rüzgar türbününde diğer sahadaki katsayıların rüzgar şiddetini etkisini bulmaya çalıştım. Tam ifade edebildiğimi bilmiyorum. Ama yani saha bir toplam bir katsayı buldum ben. Alan bağımlı katsayısı. Bu sana alan bağımlı katsayısı x. Bunu rüzgar şiddetini çıkaraktan ne olur dedik ki rüzgara onu uygulayalım. Günün sonunda bu rüzgar için örneğin yaptığımız bir şey. Tabii bunların hepsi şuraya başa hangisi geliyorsa sıcaklıkta üretim hepsi için bulundu. Şimdi rüzgar için 0.92 bulduk örneğin burada volt yaptım. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. O tabii rüzgar direkt onlarla bağlantılı olduğu için rüzgar şiddetini çıkarttığım zaman diğer sahadaki diğer değişkenlerin rüzgarı etkisi %90. Ama burada düşük çıkan da oldu. Mesela dedim ya hava sıcaklığıyla jeneratör sıcaklığını kıyasladığınız zaman çok değer böyle orantılı çıkmıyor. Çünkü arasında o kadar bir şey yok. Jeneratör ne zaman çalışıyor? Rüzgar olduğu zaman çalışıyor ya. Hani malum ve sıcaklığı artıyor. Hava sıcaklığı da çok bağımsız. Zaten türbinin aseldeki jeneratör orada soğutma sistemi olduğu için hava sıcaklığını jeneratör hissetmiyor. Hava ne kadar sıcak olursa olsun o jeneratör oradaki naselin makine dairesinin belli bir sıcaklığı zaten geçmemesi gerekiyor. 40 ya, şimdi bakın içerisi 80-85'i buluyor tam yükte çalıştığında jeneratör normalde. Ama cooling sistem var çünkü o onu soğutmaya aşıyor. Dolayısıyla rüzgar türbinler de -40 art 40'ta çalışıyor genelde. Eğer iklim ekstremse işte diyelim Söke'deyse -40 artı 45 diyor ve -20 artı 45 diyor. Şimdi Söke'de Aydın'da -20 olması mümkün değil, -40 mümkün değil. O yüzden hot climate modification diye bir şey koyarlar. Şimdi Erzurum'da da var, Sivas'ta da var proje. Orada da cold climate modified wind turbine dedikleri. Bu sefer orada da mesela artı 20, -45 diyor. Ya dolayısıyla o nasıl hani bir sabit tutuyor sıcaklığını öyle veya böyle. 85-90'ı göremiyoruz. Yani o yüzden ikisi arasında çok büyük bir şey olmuyor. Ama tabii burada mesela çok yüksek çıktı çünkü rüzgar şiddeti bu. Şimdi ben buraya üretimi aldığımda yine yüksek şeyi görüyorum. Yani birbiri o ilintiyi. Onu demek istedim. Burada bunun şeyden anlatmaya çalıştım. Aslında şu yaptığım şu matematiksel şeyin. Evet. Sonra bunu yaptık. Tamam. Yani ben bu bağıntıları buldum. Hoca şöyle bir şey dedi, haklı olarak dedi ki bu dedi eğitim ve test süresine bilirim. Malum hani işte 4 yıllık bir verim var. Bunu %70 ayır, %30 ayır. Tamam. O %70'ten şu parametreyi bulalım. Yani şu var ya katsayı, alan bağımlılık. Bunu %70'ten bulalım. Onu %30'dakine uygulayalım. Senin zaten ölçtüğün var %30 malum. Onu şey ettiğin zaman ne oluyor? Doğru, çok mantıklı. İşte onu yaptık. Ben tabii burada %70 ayrı özet tabloyu verdim. Yine Amasya ve Söke'yi seçtim. Çünkü fazla şey... Yine özet tabloları koydum burada. %30 yani 70-30 ayardım. Bunlar ortalamaları koydum. Sonra o az evvel size gösterdiğim o 0.92'de bu bakın şey katsayılarını buldum. Amasya RES ve Söke RES için %70 çoklu varyogram tahmin katsayıları yani %30'a uygulayacağım şeyleri buldum. Derken bunları o %30'u uyguladım ve şeyleri buldum. Yani malum işte %70'ten buldum, %30'u uyguladım. Sonra tahminle gerçek veri kıyasladım. O önemli. Bakalım ne kadar yaklaşmışız. Çok güzel bir şey bulduğumuzu söyleyebilirim.
Sadece işte bir iki yer, örneğin şurada mesela düşük bulmuşuz. Sıcaklıkla alakalı. Bunu verileri bakmama rağmen bulamadım. Mesela 4 nolu türbündü. Herhalde o anda ya sensörü arızalan veyahut da sonuçta bu SCADA'dan kontrol ediliyor. Üretim. Şimdi bu, bakın bu rüzgar şiddeti üretim, vibrasyon, bu da sıcaklık. Ama bu da gerçek üretim, o şeyden kalmış hocam. Haklısınız. Bu sıcaklık aslında. Yani çünkü bu vibrasyon, tabii şu değerleri görünce 160 binler, bunlar üretim. Bu hava sıcaklığı. Zaten Amasya'da 1500 koptan Erzifon'da da bu sıcaklık doğar. Şu sadece bu şeyi, üretim şeyi kalmış. Onu pardon. Onu silmem lazım. Yani şu sıcaklık, işte şurada mesela 4 nol türbinde sıcaklığında bir sıkıntı var. Ama diğerlerinde bakın çok güzel şey etti. O %30 uyguladığımda. Yani anlatabildim mi? Tabii bunlar... Hayır, bakın bu tabii megawatt saat aslında. Bu aslında 140 bin kilowatt saat, 140 megawatt. Bu şey... Haklısınız da bunu tabii birimi yazsam daha iyi olacaktı. Bak bunu da eleştiri olarak alayım, onlara yazayım. Doğru söylüyorsunuz. O daha iyi olacak. Bunu otuma alayım. Türbinlere tabii türbin de doğru. Şuraya şeylerini ben yazayım. Haklısınız, birimleri yazayım. Bu sıcaklık. Yani şeyde tam şey demedik burada. Ama üretimde, vibrasyonda ve rüzgar şiddetinde çok iyi tuttu. Çok iyi tuttu. Ve genelde şöyle, tahmin gördüğünüz gibi biraz daha küçük çıkıyor. Yani %85'e kadar, işte %10-15 efendim, 15 hata var. Yani çok iyi bir yaklaşım aslında. Yani literatüre başka tahmin çalışmalarına çok var. Ya mesela regresyon çok kullanılmış ama şimdi literatürde grid dinamik de var, yani nümerik şeydi. Ya orada da aşağı yukarı aynı bana sorarsanız. Şimdi buradakinin tek şeyi bence şu. Bunu rüzgar santral üreticisi kendisi yapabilir. Şimdi bakın ötekinde dinamik model dediğinizde hem çok sofistike, bir de dışarıdan veri gerektirecek. Mesela nümerik hava analizi verisini adam alması gerekecek. Onu hem para verecek hem de onu proses etmeyi bilemez. Yani ama bunu kendi iç verileri, bu SCADA verisinden, ya bak burada dışarıdan bir veri yok, tamamıyla santralin iç verisinden. Mesela bu da tezin getirdiği şeylerden, o diğer incelediği şeylerde genelde nümerik hava analizi verileri kullanılmış. Yani %90'ında 95'in bu tahmin yöntemlerinde hep sayısal hava tahmini verileri var. Bunda yok o. Tamamıyla santralin kendi iç dinamiğinde. Bunda da tahmin yapıyorsunuz. Rüzgar tahmini nereden yapıyorsunuz? Şimdi bakın, aslında ben %70'inden bir şey uydurdum ya. Ben bir bağıntı buldum. Bir Y eşittir A artı BX artı CX artı D gibi. DY artı D, EZ gibi bir şey. Yani onu da diyorum şeye uygulayabilirim. İleriye de. Çünkü elimde 4 yıllık bir veri var. İyi bir veri var. Ben o veriden şey edebilirim. Ama öyle real time dediğiniz bir şey, o tabii burada yok. Yani bu biraz da santralin kendi iç dinamiğinden, o ölçülmüş değerlerden yapılan bir şey. %70'ine baktım. Ondan bir işte katsayılar ve eşitlik buldum. Onu %30'u uyguladım. Evet. Bu da mesela Sökeres'te çok iyi çıktı. Bunun sebebi şudur. Sökeres hani düz bir arazi. 0 metrekotta Söke Ovası'nda. Bakın burada verilerle şey çok iyi çıktı. Yine %10 kadar falan bir düşüğünde ama çok iyi çıktı. Bir öncekinde o yükseklik farklarının da o şeyin olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü buradaki türbinler de mesela sıcaklık aynıydı, jeneratör sıcaklığı aynıydı. Yani birçok parametre birbirine benziyordu. Ama oradakilerde birebir biraz daha şey yok. Bu da şeylerini, şeylerini verdim. Geçtir AX artı B grafiği diyeyim, saçım diyagramlarını verdim. Burada da görüyorsun hocam, epey yüksek. Yani tahminle ölçüler arasında bu şeyi gösterilmek için bunu da yaptım. Şimdi şu anda şunu yapıyoruz Ahmet Hoca'yla. Ya dedik ki bunu tamam yaptık, iyi, çok iyi,
çıkmış görünüyor. Bir de bunu dışarıdan test edelim. Nasıl edelim? Regresyon yöntemi uygulayalım buna. Yani onu belki şuraya yazabilirim. Hepinizin bildiği, şimdi y eşittir a artı bx artı cz artı dk gibi bir şey. Veya dq diyelim. Şimdi bir de dedik ki çoklu regresyon yönteminden gidelim. Yani şu değerler bende var. Şu x, z, q ölçülmüşler. Şunları bulalım. Bunları da bir yerine koyalım. Ve test edelim. Burada durum nedir? Hatta sonra yine şöyle bir yaklaşım getirdik. Şu anda onları yapıyorum. Dedi ki herhangi bir şeyden de mesela bir tane ver al. Dedi o ver de yap. Şimdi sonuçta ben 4 yıllık veriyle çalıştım. %70-30 böldüm falan. Bir de dedi 1 aylık bir veri de deneyelim. Tamam. Yani herhangi bir ayı seç. Mesela 2017'de Mart ayını. O verilere bir uygulayalım. Tamam dedim. Bir de herhangi dedi bir tane veri seç. Tek bir veri. Ona dedi bir uygula. Şu anda onu yapıyorum. Sonuçlarını görelim dedim. Tamam. Onu da ben yaptıktan sonra bitecek inşallah. Böyle bir çalışmadayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süreme de sabit kalmaya çalıştım. Sorularınıza geçebilirim. Ben teşekkür ederim. Yalnız hocam bir iki yorumunuz iyiydi. Bak ben de şimdi düşündüm. Gerçekten buraya şey yazmak gerekiyor. Yani birim yazmak gerekiyor. Şimdi ben biliyorum da ama ilk defa sunum yapıyorum. Tabii din izleyici şey etmeyebiliyor. O birimleri yazmak lazım. Doğru. Yani bu tabii bir gün. Aslında bu 64 bin megawatt saat. Ama onu ben biliyorum. Tabii onu kıyaslayabilmek için tabii muhakkak şey etmek lazım. Evet. Onları da ben otuma aldım. Şimdi ben yöntemle ilgili şimdi bir tane evet. Evet. Onu da seçtim. Bakın, şimdi önce T1'i seçtim. T1'i seçtim, sıfırdı. Sonra T2'yi seçtim. Bu sefer T2 başa geldi, o sıfır oldu. T1 mesafesi. Tabii. Yani şimdi bakın. Yok. Ben burada bir türbini gösterdim örnek olarak ama yani burada binlerce grafik çizdim. Yani hepsini ayrı ayrı deniyorsun. Tabii. Veya şimdi bakın. Şimdi bir kere hepsini tek tek bir buldum. Şeylere göre. Ondan sonra zaten her biri örneğin T2 için şuraya koyduğum değer hani o T2'yi en başa koydum. Onun parametreleri. T3 içinse T3'te buldum. Çünkü bir tanesinde buldumsa o T1 için demektir. Çünkü onu baz aldım ya referans nokta diğerlerine mesafe. Örneğin mesela hocam onu şöyle gösterebilir miyiz size? Burada şey varsa. Flash gidiyor değil mi buna? Ya. Şimdi mesela bir tanesini göstereyim. Şimdi buradan çıkayım. Hatta şurada vardı. Biri almadı çünkü. Kendi bilgisayarımızdan daha iyi olabilecekti ama işte beceremedim. Sol tarafta sarı şu ortadaki. Evet. Şimdi gözümüz de görmüyor hocam. Şöyle şey yapalım. Şimdi mesela bakın. Örneğin bu T1'in o bütün %30'daki şeyleri aldım ya. Mesela sadece T1'i hani türbine göre değil. Bu örneğin T1'e göre. Bu nasıl açılıyor? Şöyle. Şimdi bu mesela bakın. T1'in o türbine göre. Hepsi için tabii ayrı yer yaptım. Mesela T1'in şeyi bu. T1'i sıfır aldık. Böyle yapıldı. Bu hesaplar, kitaplar.
Ondan sonra bunu objektif analizine geçtik. Ondan sonra tabii bu sade rüzgar için bakın sıcaklık için de bu yapıldı. Hepsi için üretim, vibrasyon, vibrasyon değer, yükseklik sonra çalışma sayfası diye. Bu sadece T1'in koyduğum şeyleri. Sonra geçti mesela T2'ye. Bu çünkü T1 üzerine ben size T2'yi şöyle örneğin T13'ü göstereyim. Hani şeyden görmek daha iyi olur. Bu daha mesela anlamlı. Şimdi örneğin T13'ün rüzgarı. Şimdi bakın burada da T13'ü 0 seçtim. Şimdi az evvelki gibi hani T1, T2 daha. Bak burada da T3. En yakın T14 var. 620. Bir sonraki T9 var. 102. Yani böyle. Bunları hepsi için T9'un sıcaklığı, üretimi, vibrasyonları ve yüksekliği ve tabii çalışma sayfası. Yani aslında hocam epey bir şey hesap kitap yaptım. Çok Ahmet hocam beni çok yıprattı ama çalıştım hepsini. Şimdi tabii hep içinde az evvel göstermiş şu katsayıyı bulduk. Aslında bütün derdim şu katsayıyı bulmak. Ama bu mesela T13'ün rüzgarının şuradaki en başta işte sıcaklığının ki, üretimi ki, vibrasyonun ki hepsi böyle şey yapıldı. Evet. Estağfurullah hocam. Ben teşekkür ederim. Çok da mutlu oldum. Eleştirilerine çok teşekkür ederim. O şeyleri düzelteceğim ben grafiklerde. Teşekkür ederim.